genetik mutasyon hem ses olarak, frekans olarak, şimdi biz frekansa çok önem veriyoruz dedik ya arkadaşlar. Allah'ın sesiyle rezonansa gelmek, Allah'ın frekansına, ses frekansına entegre olmak çok önemli ve bizi iyileştirir, sonsuza diriltir diyoruz ya. Adamlar da domuz hayvanının sesini şarkıların içlerine, kliplere sokacak kadar bizim ruhsal frekansımızı düşürmenin peşindeler. Ya da parfümlerin içine domuz genleri karıştırarak parfümlerin, hatta bir takım gıda maddelerinin, ilaçların dış kapsüllerindeki ham madde olarak domuz geni kullanarak bizim frekansımızı düşürme peşindeler ve bunu yapıyorlar, bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu da çok önemli. Onun için biz devamlı frekansımızı yükseltmek için full detoksla, kanımızın temizlenmesi, ısırgan çayına devam edeceğiz. Isırgan çayı bir numaralı kan temizleyicidir. Keten tohumu, bize şişirdikleri omega 3 balık yağından binlerce kat daha güçlü omega 3 var. Kan yağlarını temizlediği için, kanı temizlediği için keten tohumu yiyoruz. Isırgan çayı içiyoruz. Sinir sistemleri için de karabaş otu çayı içiyoruz. Bu üçü çok önemli arkadaşlar. Çörek otu zaten malum, hadislerde dahi geçecek kadar ünlü çörek otu. Keten tohumu ile birlikte çayı da içilebilir. Macun yapıp kullanılabilir. Bunlar genel bilgiler, bize çok lazım olduğu için bunları size aktarıyorum. Çünkü karşı taraf bütün cephelerden bizi yok etmek için, hasta etmek için, öldürmek için şimdi yeni yeni virüslerle üstümüze gelmeye çalışıyorlar. Keten tohumu aynı zamanda ve susam bize yükledikleri bütün kimyasalları, grafeni, aşın içine kattıkları grafenleri, gökten püskürttükleri grafenleri, katkı maddesi olarak kullandıkları grafenleri vücuttan atmak için keten tohumu, kişniş çok önemli. Bu vakalara karşı mutlaka detoksumuza dikkat edeceğiz. Otizmle alakalı da yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mümkün olduğu kadar aşılara temkinli yaklaşın diyoruz. Hatta çocukluk aşılarına bile çok ciddi duyumlar var. Özel kanallardan, özel bilgi kanallarından çocukların işte aşı vücuda girdikten sonra etken olan, aktive olan ağır metaller varmış onların içinde. Bu da mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar aşılara sıcak bakmayalım diyorum arkadaşlar. Bu özet bilgiler vermek durumundaydım.